Merhabalar, ben Satır Melekseli'nden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir fırın yemeği tarifiyle geldim. İlk önce bir patates püresi yapacağız. Kıymalı harç kavuracağız ve bolca da kaşar kullanacağız. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Denemediyseniz mutlaka tavsiyemdir. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Yemeğimiz için tam 1 kilo patates kullanıyorum. Patateslerimin kabuklarını soyuyorum. Yıkadıktan sonra da bu şekilde dörde bölerek tencereme alıyorum. Patateslerimizi doğradıktan sonra da üzerine geçmeyecek kadar su ekleyelim. Kapağını kapatıp ocağa alalım. Patatesler yumuşayana kadar kaynatalım. Patatesimiz kaynarken de bir yandan da kıymalı harcını hazır ediyorum. Tavama kıymamı ve yağımı aldım. Kaşığımla ezeze kıymamı pişiriyorum. Kıymamın rengi değişmeye başladıktan sonra da üzerine bir tane kuru soğan, birazcık kırmızı biber, biraz da yeşil biber doğradım. Onu ekliyorum. Soğanımızı ve biberimizi koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da bir adet havuç kullanacağım. Havucumun kabuğunu soydum, rendeden geçirdim. Onu ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, birazcık karabiber, yarım çay bardağı da su ekliyorum. Karıştırdıktan sonra da bir kapak kapatalım. Sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Ara ara patatesimizi kontrol edelim. Böyle ezeceğiz. Püre yapacağımız için böyle ezilecek dereceye gelene kadar pişirmemiz gerekiyor. İyi bir şekilde piştiyse süzgeçten geçirelim. Süzgeçten geçirmiş olduğum patatesimi derin bir kase içine alıyorum. Üzerine 100 gram tereyağı. Yarım çay bardağından birazcık fazla sütüm var. Azar azar ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Eziciyle iyice eziyorum. Eğer sizin bu aparatınız yoksa el blender ile de çekebilirsiniz. Bardaktaki kalan sütümü de ekledim. İyice ezdim. Gördüğünüz gibi pürem hazır bir şekilde. Ben küçük bir tepsi kullandım. Dikdörtgen tepsi. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağımı koyuyorum ve her tarafını yağlıyorum. Patates püremi de ikiye ayırdım. Yarısını üstüne, yarısını da altına kullanacağım. Patates püremin yarısını tepsimin alt tabanına koyduktan sonra spatula ile bu şekilde düzlüyorum. Patatesimi güzel bir şekilde düzledikten sonra da pişirmiş olduğumuz kıymalı harcımızı dökelim ve yayalım. Kıymalı harcımızı güzel bir şekilde yaydıktan sonra da üzerini kapatacak şekilde kaşar peyniri ekleyelim. Kaşarımızı da ekledikten sonra da üzerine bu şekilde patatesimizden biraz biraz alarak üzerini kapatalım. Kalan patatesimin tamamıyla da üzerini kapattım ve spatula ile düzlüyorum. Daha sonra da üzerine bolca kaşar peyniri koyalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza verelim. Bu üzerindeki kaşarlar eriyip rengini değiştirene kadar da pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Fırınımdan çıkarttım. Dilimlenmeden önce yaklaşık bir 2-3 saat dinlendirelim. Dinlendikten sonra da kare kare dilimleyerek servis yapabiliriz. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum.
Yemeğimizde kullanmış olduğu malzeme listesinde aşağıdaki açıklama kısmına not olarak düşeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.